Cüzden başlıyoruz ve böylece Kur'an-ı Kerim'i 30 günde bitirmiş olacağız. Şimdi sizinle birinci cüzden aldığım spot ayetler bir grup ayet. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah psikolojik analizler yapar. Bu analizler insan şahsiyeti ile alakalıdır. Yani bir Müslüman şahsiyeti projesi çizer. Kur'an-ı Kerim'i göndermekle Hazreti Peygamberi peygamber olarak görevlendirmekle nasıl bir e, Müslüman şahsiyeti projelendirdiğini anlatır. Sonra bir müşrik psikolojisinden, şahsiyetinden bahseder. Bir kafir şahsiyetinden bahseder. Bir de münafık insanların şahsiyetinden bahseder. Onların psikolojik yapısını, onların inanç yapısını, onların davranış şekillerini anlatır. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in muhtelif surelerinde ki biz bu akşam bütün surelerine gitme imkanımız yok. Ancak Bakara suresinden aldığımız ayetlerle sizlere münafıkların şahsiyetini, inanç biçimini ve davranış şekillerini anlatmaya çalışacağım. Gerektiğinde diğer surelere, diğer ayetlere de gideceğiz. Ancak bu akşam dünya insanlığını tanıma, toplumumuzu tanıma, İslam alemini tanıma bakımından çok ilginç analizleri sizlere aktaracağım. Ama bu analizleri yapan Yüce Allah. Yüce Allah bize münafık şahsiyetini, psikolojik yapısını anlatıyor. Şimdi birinci ayetten başlayabiliriz. Ve minen nâsi men yekûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âkhiri ve mâ hum bi mu'mini. Şimdi... İnsanlardan bazıları diyor Allah-u Teala Allah'a ve peygambere ahirete inandığını söyler ama aslında inanmamıştır. İşte olay bu. Yani münafığın şahsiyetinin bu cüzde bir numaralı özelliğini verdi. Yani ne demek? Ben Allah'a ahirete inandım der fakat aslında inanmamıştır. Yani yani dili ayrı söyler, gönlü ayrı konuşur. Yani dili gönlünde olmayanı söyler. Şimdi değerli kardeşlerim, buna dikkat edin. Siz bu hataya düşmeyin. Yani Müslümanın şahsiyetinde gönül ile dil aynı şeyi söyler. Dilden yalan söylemez. Yani gönlünde var olan niyetini, düşüncesini aynen diliyle söyler. Müslüman böyledir. Ama bir insan inanmadığı halde Allah'a, ahirete inandım deyip derse bu insanda dil ile gönül kopukluğu vardır. Buna modern psikolojide biz şahsiyet parçalanması diyoruz. Modern eğitim psikolojisinde şahsiyet parçalanması diyoruz. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala üç yerde daha anar. Bunu kısa bir cümle haline getirir. Yequlune bi efvahihim ma lese fi kulubihim. Yequlun bi elsinetihim ma lese fi onlar yani münafıklar dilleriyle söylerler gönüllerinde olmayanı. İşte bu münafığın bir numaralı alametidir. Siz şimdi dünya toplumlarına bakın, dünya siyasetine bakın, İslam aleminin içindeki siyasete bakın, bakın ve görün ki siyaseti olumsuz bir mecraya götüren ve siyaseti faydalı olma sanatından çıkarıp zararlı hale getiren nedenin ne olduğunu size anlatıyorum. Bakın çok önemli bugün dünya yüzünde siyaset aslında Farabi'nin söylediğine bakarsak siyaset halka erdemleri kazandırma sanatıdır diyor. Yani siyaset bir sanattır. Politika farklıdır. Politika ayrı şeydir. Ama siyaset bir sanattır. Şimdi bu sanatı kimler bozuyor? Bu sanatı sanat olmaktan kimler çıkarıyor? Gönlüyle dili ayrı konuşan insanlar bu sanatı sanat olmaktan çıkarıyor. İşte değerli kardeşlerim Allahu Teala bunun değerlendirmesini yapıyor. Yuhadi'un Allah ve ve ma yahda'un illa enfusuhum ve ma yeshurun. Şimdi münafığın bu inanmadığı halde Allah'a ve ahirete inandım diyen münafığın aslında nere gider bu yaptığı iş? Allah'ı kandırmaya çalışıyor. İman edenleri kandırmaya çalışıyor. Müminleri kandırmaya çalışıyor bu adamlar. Ve ma illa Onlar sadece kendilerini kandırıyorlar. Ve ma yeşur farkında değiller. Bilincinde değiller. Ha demek ki şu eğitimi veriyor burada Allahu Teala. Yani bir münafık modeli çiziyor. Bir münafık şahsiyeti modelini çiziyor. Ve onun psikolojik yapısını, inanç yapısını anlatıyor ve onda bir şahsiyet parçalanması olduğunu söylüyor. Bir nevi o Allah'ı ve iman edenleri kandırmaya çalışıyor. Aldatmaya çalışıyor. Yani bu gönül ve dil parçalanması. Biz buna şahsiyet parçalanması diyoruz değerli kardeşlerim. Yani bugün modern eğitim psikolojisinde okursanız bunu görürsünüz. Şimdi Allahı ve Peygamberi şey, iman edenleri kandırmaya çalışıyorlar. Aslında şunu bilmeli münafıklar, kendilerini kandırıyorlar diyor Allahu Teala. Yani insan kandırmadan yana ne yaparsa o Bumerang gibi geri dönüyor ve kendisinin kardanlarının bilincinde değildir ve maşurun farkında değiller, bilincinde değillerdir. Demek ki münafık adam ne yaptığının bilincinde olmayan adamdır. Bakın. Ha bu ne demek? Yani bu eğitimi burada verirken Allahu Teala burada bir eğitim psikolojisi, şahsiyet psikolojisi yaparken analizlerini yaparken ne aslında hedefliyor? Müslümanı hedefliyor. Yani Müslüman böyle olamaz. Müslüman kandırmaya kalkmaz kimseyi. Ve yaptığı davranışların bilincinde olmalıdır Müslüman. Demek ki olay şu. İnsanlar ağızlarından çıkan kelimelerin ve yaptıkları davranışların bir bilgiye, bir bilince oturması lazım. Bilinç temelinde oturması lazım. Aksi takdirde o davranışlar, o konuşuklar, o kelimeler, o gönül bir efendim tsunaminin vuracağı, depremin olacağı bir toprak üzerine kuruluyor demektir. Temelsiz bir yapı oluşturuyor demektir. Ha, buradaki eğitimin amacı Müslümanlar. iman eden insan, iman eden insan davranışlarının bilincinde olan insandır. Bunu demek için bir münafığı model gösteriyor. O münafık diyor ki işte bu adam niye böyle şahsiyet parçalanmasına sahip? Niye ağzından çıkan kelimelerle gönül birbirini tutmuyor? Gönül ayrı, kelimeler ayrı. Neden? Nedenini söylüyor Allahu Teala. Bu adamda bilinçsizlik vardır. Demek ki bilgi, bilinç bir şahsiyet bütünlüğüne götürür. Ağızdan çıkanla gönüldekinin bütünleşmesine, aynileşmesine ve insanları Allah'ı aldatmamaya götürür bilinç, şuur. Bilinç dediğimiz olay bu. Yani bu ne demek? Akılla gönülün buluşmasından bilginin düşüncesinin buluşmasından bilinç doğar. Bilinç buradan gelir. Dolayısıyla münafık insan yaptığı davranışın konuşukların bilincinde olmayan adamdır diye bize anlatırken aslında hedef bu dersin, Yüce Allah'ın verdiği bu dersin, bu analizin, bu psikolojik dersin, davranış psikolojisi dersinin amacı Müslümanlardır. Müslümanlar böyle şahsiyet bölünmesi olmamalıdır. Peki neden bu bu bilinçsizlik, bu şuursuzluk, bu şahsiyet bölünmesinin altında bir sebep daha arasak nasıl olur? Sebepler zinciri var. Fi gulubihim meralun diyor Allahu Teala. Onların gönlünde hastalık vardır. İşte olay bu. Psikolojik hastalık. Yani Allahu Teala aynı zamanda psikiyatri yapıyor burada. Yani psikolojinin bir adım daha ilerisine giderek psikiyatri analizleri yapıyor. Yani böyle bir adam gördüğünüz zaman ağızdan başka laf gönülde başka Allah'ı ve müminleri kandırmaya kalkar. Bilinçsiz bir adam. Bu adamın gönlünde hastalık vardır. İşte olay bu. Gönül hastası. Bir akıl hastası vardır. Bizim psikiyatri buna bakar. Psikiyatri bilimi. Ama allah Teala diyor ki bir de gönül hastası vardır. Ha bu Kur'an psikiyatrisi. Oluyor bu. Çünkü bu Allahu Teala bu tip insanların e, davranış, e, konuşma e, analizlerini yapıyor. Bu analizlerin arka boyutuna gidiyor. Bir boyutuna gitti bilinçsiz dedi. Şimdi bir boyutuna daha sebeplerin sebebine giderek gönül hastasıdır bu adamlar diyor. Demek ki değerli kardeşlerim dünya insanlığının problemlerini çözümsüzlüğe götüren bu münafık tipte insanlardır. Bunlar hastadır. Hasta bir gönülden çözüm getirecek, dünya siyasetine çözüm getirecek yorumlar çıkmaz. Kararlar çıkmaz. Anlayış çıkmaz. Düşünce çıkmaz. Hasta çünkü. Hasta. Gönül hastası diyor. Demek ki bakın sizlere çok önemli analizleri yapıyorum burada Kur'an'dan. Burada Allahu Teala bunu söylüyor. Ben de size bunu açıklıyorum. Modern bilimle buluşturarak sizlere bunu açıklıyorum. Yani bugün dünya kan akıyor. Dünyanın her tarafında kan akıyor. Ve görüyorsunuz Mısır'ı görüyorsunuz, Suriye'yi görüyorsunuz, Irak'ı, görüyorsunuz, Memle'yi görüyorsunuz, Memle'yi, neyi, 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 neyi. Yani hepsinin Allah'ı bir, peygamberi aynı, kitabı aynı ama insanlar birbirlerini vuruyorlar. Nedir bunun sebebi? Çünkü gönülleri hasta, şahsiyet parçalanmaları var. Bunlar bütünleşemiyorlar. Allah'ın çağrısına kabul, çağrısını kabul etmiyorlar. E tabi bizim eğitim sistemimizin de buna e, sebebi var. Yani biz hocalar e, nasıl anlatıyoruz İslam'ı? İslam'ın beş şartı var diyoruz değil mi? Beş şart. Ya İslam'ın beş şartının içinde ana baba hakkı var mı? İnsan öldürmemek var mı? He Yetim hakkı var mı? Bunlar yok. Hayat hakkı var mı? E bunlar bir bu, bu, İslam'ın şartları altına koymadık. Adam diyor ki ben beş tane şartı haccıma gittim mi, kurbanı kestim mi, namazımı kıldım mı, kelime-i şehadet işi bitirdim diyor. Ve biz hocalar o kadar yanlış bir eğitim vermişiz ki bu Müslümanlara. E adam diyor ki ben namazımı kılarım işte hacıma da giderim ama insan da öldürürüm. Yetim hakkı da yerim. Yalan yere şahitlik ederim. Hukuku aldatırım. Hukuku yanıltırım. Evet. Hukuka kendimi karıştırırım. Yani çünkü bunlar İslam'ın şartı değil ki. Biz İslam'ın şartını bağladık beş maddeye. Ve bu beş madde bunu peygamberimiz ne zaman söyledi, ne hangi şartlar altında söyledi, hiç bunun analizini yapmadan, sorgulamadan, efendim, eh, eh, o İslam'ın şartlarına nasıl adalet olmaz? İnnallâhâ yetmuru bil adilli. Nasıl olmaz? Nasıl anne baba hakkı olmaz? Nasıl hayat hakkı olmaz? Nasıl yetim hakkı olmaz? Nasıl hukukun hakkı olmaz? Yani demek istediğim şu, bu hastalık İslam aleminin böyle kanrıvan içerisinde olması, dinin öne geçememesi. Allah'ın kelamını, kitabını öne alamadık. Öne geçiremedik. Mezhepler öne geçti. Mezhepler öne geçince insanlar öne geçti. Bu sefer Allah'ın dini gölgede kaldı. Peygamberimiz gölgede kaldı. Ve böylece Müslümanlar birbirini doğuruyor. Öteki Müslümanlar da bakıyor. Gayet rahat. İşte bu gönül hastalığı bundan geliyor. Bu sohbetimiz böyle kısa gelip geçiyor. Demiştik ki münafıklar gönül hastasıdır. Kalp hastasıdır. Bu kalp hastası Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Bir dostunu düşmanını bilmeyen adam gönül hastasıdır der. Maide suresinde, Ahzab suresinde de cinsel sapıklık olan insanlar gönül hastasıdır der Allahu Teala. İşte bu münafıklar da inkar yaptıkları için, yalanladıkları için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'ı, peygamberi inkar ettikleri için bunlar gönül hastasıdır. Çünkü hasta gönülden ancak yalanlama doğar. Feza dehumullahu merala diyor Allahu Teala. Onlar gönül hastasıdır. Allahu Teala da onların hastalıklarını artırdı. Bu nasıl biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Bir insana ilaç verirsiniz. Bir insanın biyolojik yapısına uygundur. Ona şifa olur. Öteki insanın yapısına, biyolojik yapısına alerji verir. Aksi tesir yapar. Aynı ilaç, aynı hastalık birisine aksi tesir yapıyor, birisine şifa oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim e, bu münafıklara aksi tesir yapıyor. Bu sefer hastalıklarını artırıyor. Hastalıklarını artırınca Allah-u Teala da onaylıyor. Tamam, senin hastalığın artmasını istiyorsan tamam manen senin hastalığını artırıyorum diyor. Onaylıyorum diyor Allahu Teala. Niçin? Ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun. Yalanlamalarından dolayı buradaki B harfi sebep demektir. Yalanlamalarında da yalanlamaları sebebiyle onlara azabun elim vardır. Izdırap veren elim vardır. Ne demek bu? Hem bu dünya hayatında Azap çekecek bu insanlar, bu münafıklar hem de ahirette azap çekeceklerdir. Demek ki bunun anlamı şu: burada şu eğitim veriyor Allahu Teala, insan kendi azabını, kendi cehennemini, kendi cennetini kendi amelleriyle oluşturur. Yani biz bu dünyadan öteki dünyaya gönderdiğimiz amellerle oradaki cehennemimizi veya cennetimizi oluşturuyoruz demektir. Kendimiz yapıyoruz. Çünkü Allahu Teala yarattığı kulunu yakmaz. Biz kendi yaka, bizi yakacak olan cehennemi kendimiz oluşturuyoruz davranışlarımızla. Ve izâ ghîle tufsidu fil İşte münafıkların başka bir özelliği bu. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın bozgunculuk yapmayın. Dendiği zaman galu inna ma nahnu muslihun derler ki yo biz ıslahat yapıyoruz. Biz barış yapıyoruz. Nerede biz düzeltme yapıyoruz. Toplumu düzeltmeye kalkıyoruz ne bozması? Ama bozuyor. Fakat yalan konuşarak yaptığı davranışı olduğu gibi göstermiyor da olduğu gibi göstermiyor da yalan söylüyor. Hayır ben düzeltiyorum. İşte bugün görürsünüz bu dünya konjüktüründe milletlerin, devletlerin aralarında ilişkilerde bir toplumun arasındaki grupların ilişkiler sisteminde görürsünüz bunları. Adam ıslahat yapıyorum der, barış yapıyorum der, aslında kavga yapıyor, fesat çıkarıyor. Bozgunculuk yapıyor, ama öyle gösteriyor. Demek ki değerli kardeşlerim, tabii bu bu fesat çıkarma olayı asırlar önce bu Kur'an-ı Kerim geldiği zamanda düşünürsek konuyu, insanlar nasıl fesat çıkarıyordu? Heh, konuşmaları ile gidiyordu ona konuşuyor, belirikine konuşuyor, ona konuşuyor, yüz yüze gelerek insanların kafasına giriyor, kafalarını bozuyor. Efendim, bir insanı bir insana karşı asla e, aslı astarı olmayan haberler getirerek, haberler yayarak efendim toplumun düzenini bozuyor. Yani fesat çıkarmaya toplumun dengelerini bozma da diyebiliriz. Yani bu çağda eğer bunu vereceksek, bu şekilde anlatacaksak fesat çıkarmanın bir anlamı da budur. Şimdi bir toplumda bozgunculuk yapmak, fesat çıkarmak insanı öldürmekten daha şiddetlidir. Bakın. Bunu hem Tevrat'ta söylüyor Allahu Teala hem de Maide suresinde Kur'an-ı Kerim'de bir ayettir bu. İnsan öldürmek ve fesat çıkarmak hariç diyor başka bir insana dokunamazsın, hayata kıyamazsın diyor. Bütün insanlığı öldürmüş olursun diyor o ayette. Ha demek ki Fesat çıkarma o dönemde bu şekilde cereyan ediyordu. Yani bir insan gidiyor bir yerde bir o toplantıda, öteki toplantıda gizli toplantılar arkasında filan küçük bir gruplar ilişkisiyle efendim düzeni bozmaya çalışıyorlar toplumda. Ama bugün böyle değil. Bugün yazılan kitaplar, yazılan makaleler işte bak televizyondan konuşuyorum burada efendim o konuşukları görürsünüz. Kimin efendim fesat yaptığını, kimin bozgunluk yaptığını görürsünüz. Kitaplarıyla, makalesiyle, konuşmasıyla, ile, konferanslarıyla filan topluma bir bozgunculuk yapar. Toplumun hayatını bozar, mutluluğunu bozar, düzenini bozar, istikrarını bozar, güzelliğini bozar. İşte bu, bu münafıktır bu adamlar diyor allah Teala. Onlara ya yer fesat çıkarmayın. Toplumun dengelerini bozuyorsunuz. Tabii bu fesat çıkarmanın alanları var. Nedir o? E, siyasette fesat, ekonomide fesat, sosyal hayatta fesat, eğitimde fesat. Fesat oğlu fesat. Ailede fesat. Yani bir sürü efendim fesat yerleri var, bozgunculuk yerleri var, dengeleri bozuyor. Değerli kardeşlerim, inşallah başka bir zaman, başka bir gece ee, başka surelerde yaparken, cüzlerde yaparken, inşallah bu konuya bir daha değineceğiz çünkü bu bu bitmedi, bu fesatçılık, bu bozgunculuk bitmedi, bu tefrika konusunu bir daha ele almamız lazım gibi geliyor bana. Galiba dördüncü gecede buna dönmemiz lazım. Ama ben sizlere burada veda etmek mecburiyetine kalıyorum. Ee, böyle kısa iki üç kelime konuşma ile ben doymuyorum. Tabii siz de doymadınız onu anlıyorum ben. Buradan görüyorum bunu. Allahu Teala bizden ikili oynamayı, münafıklık davranışlarını, inancını, anlayışını bizden uzak eylesin. Allahu Teala gönül hastası olmayı bizden uzaklaştırsın. Değerli kardeşlerim, hayırlı iftarlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Bereketle kalın, aydınlıkla kalın. Hoşça kalın.